Hepinize merhabalar. Sevgili Mucize Meyveler dostları, YouTube Mucize Meyveler kanalımızda sizlere her geçen gün yepyeni tropikal meyveler, sıra dışı meyveler tanıtmaya devam ediyoruz. Videonun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmanızı, bizleri yorumlarınızla desteklemenizi ve bir de beğenilerinizle kanalımıza ayrıca destek vermenizi rica ediyoruz. Ki bu kanal sizlerin sayesinde daha da güzelleşecek ve sizlere daha farklı dünyanın dört bir köşesinden tropikal meyveleri, sıra dışı meyveleri tanıtmaya devam edeceğiz. Çünkü bu istek içimizde var ve her geçen gün bu meyveleri yenilerini eklemek istiyoruz. Bugüne kadar kanalımızda 100'e yakın sizlere farklı sıra dışı, tropikal meyve, sıra dışı meyve tanıttım. Bunların birçoğu ülkemizde yetişiyor. Birçoğu da dünyanın dört bir köşesinde yetişip ülkemize ithal yolla gelen ya da gelmese de biz onları bulup bir şekilde bu ülkeye getirip sizlere tanıtıyoruz. Kanalımız bu yönde Türkiye'de ilk olan bir kanal. Birçok sıra dışı meyveyi bu kanalda gün be gün tanımaya da devam edeceksiniz. Yine bugün sizlere daha önce kanalımda hiç tanıtmadığım ve hiç de tatmadığım bir meyveyi sizlere tanıtacağım. Hemen gösteriyorum. Meyvemiz bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dışı parlak, turuncu bir formda. Tıpkı bir portakalı anımsatıyor. Portakal kadar yuvarlak olmasa da daha oval, armut görünümlü bir meyve. Dal bağlantı noktasını görüyorsunuz. Bu da bir sarılıcının bir asma meyvesi olduğunu gösteren bir yapı. Ve üzerindeki kahverengi lekeler de meyvenin biraz beklemesinden kaynaklı. Taze olgun bir meyvede bu lekeleri fazla görme şansınız yok. Tabii ki bu lezzetinden çok fazla bir şey götürmeyeceğine de eminim. Meyvemiz biraz beklediği için üzerinde bu tarz kahverengi lekeler oluştu. Evet, meyvemizin şöyle dış kabuğuna bastırdığımız zaman her ne kadar yumuşak olsa da aslında dışı sert bir formda. Onu birçoğunuz çarkıfelek meyvesine benzetmiş olabilirsiniz ki kendisi çarkıfelek meyvesinin tropik bir ferdi. Passiflora ligularis kendisinin orijinal bilimsel adı ve her ne kadar ülkemiz topraklarında yetişmese de bu meyve ülkemize ithal yollarla geliyor. Kolombiya ve Ekvador'dan ülkemize ithal yollarla gelip satılıyor. Tanesi ortalama 50-60 TL civarlarında satılan, şu anda yüksek düzeylerde bir fiyatı olan bir meyve. Grenadilla meyvesi. Lezzet olarak çarkıfelekle çok benzeştirilse de bu meyveye şeker meyvesi de deniliyor. Tadı birçok kaynakta çarkıfeleğe göre daha lezzetli. Ben henüz tatmadım. Birazdan tadacağım. Ama önce ben bu meyveyi kestim. Tekrar uzun uzadıya o işlemleri yapmamak için şöyle sizlere meyvenin iç yapısını da göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi tamamen iç yapısı da çarkıfelek meyvesine çok çok benziyor. Ve meyvenin iç yapısı çarkıfeleğe oranla biraz daha kurşunlu renklerde, daha gri diyebilirim. Çünkü çarkıfelek meyvesinin iç formunu bilenler varsa daha sarımtırak ve bol sulu bir formdadır. Grenadilla meyvesinde bu daha farklı. Tıpkı kivano meyvesini bilenler varsa onun gibi jölemsi bir dokuda çekirdeklerin etrafını jölemsi bir doku kaplıyor. Ve tamamen birbirine yapışık, görmüş olduğunuz gibi suyu fazla akan bir meyve değil. Sadece birkaç çekirdek görmüş olduğunuz gibi düştü. Meyve bu şekilde kaşıkla tüketiliyor. Aslında diplere doğru jölemsi kısma kaşık değdikçe çekirdeklerin altındaki o sulu dokuda çıkıyor. Ama yine söylüyorum, daha jölemsi bir kıvamda çarkıfelek meyvesine göre. Bilimsel adı Passiflora ligularis. Passiflora biliyorsunuz dünya üzerinde birçok ferdi olan bir sarılıcı bir bitki. Ülkemiz topraklarında da yetişiyor ve yavaş yavaş üretim arttıkça da fiyatı düşen ve bizden olan bir tropik meyve. Ama henüz bu şekilde Grenadilla için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Çünkü o ülkemize ithal yollarda geliyor ve az önce söylediğim gibi 50-60 TL gibi bir rakamla tanesi satılıyor. Kesinlikle çok lezzetli. Çarkıfelek meyvesindeki o üzümsü, hafif ekşimsi tadı hatırlayanlar var da, tadanlar aranızda varsa, o tattan kesinlikle çok farklı. Yani ben bu meyveyi size tattırmış olsam, gözünüzü kapatsanız,
Çarkıfelekle bir bağdaştırma yapar mısınız? Çok zor çünkü tadı çarkıfelekten kesinlikle ayrılıyor. Çünkü daha hafif ve daha şekerli bir yapısı var. Ve çarkıfeleğin o ekşim tırak tadını bulmuyorsunuz. Çekirdekleri henüz kırarak tatmayı denemedim. Bir de o şekilde deneyeceğim. Şu anda çekirdekleri ezmeden direkt yutarsanız lezzetli. Bakalım çekirdekleri bir de ezelim. Aynı lezzet olacak mı? Müthiş. Kesinlikle çekirdekler de çok lezzetli. Kırdığınız zaman sanki o pitaya meyvesini, ejder meyvesini yiyenler varsa onun da bazı türlerinde çekirdekleri ısırdığınızda, ağzınızda çatlattığınızda çok özel bir tat alırsınız. Aynısını Grandilla meyvesinde de yakaladım. Kesinlikle favorilerim arasına şimdiden girdi. Ben bu kadar açıkçası lezzetli olduğunu tahmin etmiyordum. Müthiş bir lezzeti var. Hani bıraksanız 8-10 tanesini bir arada bir şekilde bir oturuşta yiyebilirim. O kadar lezzetli bir meyve. Damak zevkimize kesinlikle çok çok uyuyor. Ve ülkemiz topraklarında da umuyoruz ki en kısa zamanda yetişir ve fiyatları düşer. Şu anda astronomik rakamlarla ülkemize ithal yollarla gelip satışı olan bir meyve. Çok farklı alanlarda onu tüketebilirsiniz. Özellikle meyve suyu olarak değerlendirebilir misiniz derseniz çok fazla suyu yok. Eminim ki internet üzerinde birçok Grandilla ile ilgili tarifler vardır. Ki bunu satan sitede ben birkaç tarif gördüm. Siz de araştırırsanız internet üzerinde Grandilla meyvesi satın al şeklinde bir araştırma yaparsanız ona ulaşacağınıza eminim. Çok lezzetli bir meyve. İç yapısı şu kısım özellikle. Bir zar çevrili, beyaz bir zar ve ortasında meyveler jülemsi çekirdeklerle, yüzlerce çekirdekle kaplı ama kesinlikle muhteşem bir tadı var. Bir şeye benzetiyor musunuz tadını derseniz, siyah üzümün, o şekerli kokulu siyah üzümün daha bir tık ötesi. Yani ondan bile lezzetli diyebilirim sizlere. Kesinlikle hani bir tat olarak üzüme daha yakın ama kokusu var. Kesinlikle bir kokusu var ama özellikle bunu yerken daha çok hissediyorsunuz. Çekirdekleri ağzınıza çıtlattığınız zaman daha büyük, daha lezzetli bir tat alıyorsunuz. Onu tekrar deniyorum. Bakın şu kısım. Şöyle yanaştırayım meyveyi de. Dökülmeden tadıyorum. Şu an çekirdeklerin sesini kameradan duyduğunuzdan şüphem yok. Çekirdeklerin herhangi bir ekşi tadı yok. Daha lezzetli. Çarkıfelek meyvesinden kesinlikle çok çok öte lezzetli bir meyve. İkisini yan yana koysanız, ben size tattırsam, hiç tatmamış olsanız kesinlikle bunu ön plana alırsınız. Ve bizim damak zevkimize ve şekerli meyve sevenlere ve light bir tadı olan özel bir meyve diyebilirim. Açıkçası beklentilerimin çok üzerinde çıktı. Ben daha az şekerli ve çarkıfeleğe çok yakın bir lezzette olabileceğini düşündüğüm bir meyveydi Grenadilla. Ama ondan çok daha lezzetliymiş. Çekirdekleri çok çok lezzetli. Bütün olarak yuttuğunuzda çekirdekleri hiç ağzınızda kırmadan da yutsanız çok çok lezzetli, şekerli bir yapısı var. Muhteşem bir kokusu var. Ve üzümsü, kokulu üzümün çok çok üst düzeyinde Nirvana'ya çıkmış bir hali diyebilirim Grandilla meyvesi için. Ülkemizde umuyorum ki en kısa zamanda yetiştirilir ve satışa sunulur ve çarkıfelek meyvesi gibi üretim arttıkça onda fiyatları düşer. Kesinlikle ülkemize kazandırılması gereken bir meyve. Ben çekirdeklerini çimlendirmeyi deneyeceğim. Belki bunları YouTube kanalımızda sizlere çıktıkça hediye olarak da gönderebilirim. O yüzden kanalımızı takip edin. Mucize Meyveler Instagram sayfamızda takipte kalın. Bu tarz paylaşımlar yapacağım. Kanalımızda birçok tropikal meyveyi sizlere gün be gün tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün de sizlere Güney Amerika kökenli ve ülkemize Kolombiya ve Ekvador'dan ithal edilen şeker meyvesi adı altında Grenadilla'yı tanıttım. Öyle de bir ismi var. Passiflora ligularis de bilimsel adı. Tekrar yepyeni bir tanıtımda görüşünceye dek
YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle bizlere destek verin ki bu tarz videolara sizlere daha sık çekelim, daha çok çekelim ve sizlere dünyanın dört bir köşesinden yepyeni meyveler tanıtalım. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın. Bay bay.